Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dün verilen izinle 6 saatliğine evlerinden dışarı çıktı. Az önceki haberimizi de duydunuz. Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki 40 yıllık berber Kazım Afacan hem müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu hem de para kazanması gerektiği için verilen izni ekmek teknesinde geçirdi. Sebep 65 yaş üstü vatandaşlar dün 6 saatlik izinle dışarı çıktı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki berber Kazım Afacan, verilen 6 saatlik iznini gezmek yerine ekmek parasını kazanmakla geçirdi. Genelde 65 yaş üstü müşteri potansiyeline sahip Afacan, müşterilerini bir gün öncesinden arayıp pazar günü berber dükkanını açacağını söyleyerek hepsine saat başı randevu verdi. Berberden telefon geldi bana, abi müsaitim gelebilirsin dedi. Ben de zaten bekliyordum. Evet. Hemen onu fırsat buldum, geldim. Dün saat 12'yi gösterdiğinde ekmek teknesini açan Afacan, koronavirüse karşı berberlerin alması gereken tedbirleri de harfiyen uyguladı. Ellerinde alerji olduğu için sadece eldiven takamayan Afacan, bu soruna da kolonyayla önlem aldı. Müşterilerine de kolonya ikramında bulunan Afacan, 40 yıllık tecrübeyle evine ekmek parası götürmek için müşterilerini tıraş etti. Müşterilerini telefonla arayarak davet eden Afacan, hem müşterilerine karşı sorumluluğu hem de para kazanması gerektiği için 6 saatlik izinde dükkanını açtı. Sokağa çıkmıyoruz çünkü hem sorumluluk hem geçim davası. Evet. Hem para kazanacağım hem de müşterilerime karşı bir sorumluluk. Çoktandır tıraş olamadılar. Geldim, onlara haber verdim, topladım. Sırayla saat başı bir tane müşterimi. Hiç derse onları bayramdan önce tıraş yapmış oluyorum. İş yerini açmadan önce dükkanının belediye tarafından dezenfekte edildiğini belirten Afacan, müşterilerinin hijyenine de özellikle dikkat ediyor. Dükkanları açmadan önce belediyemiz geldi, zaten dezenfekte yaptım, şeyimizi verdi. Evet. Ondan sonra da önlüklerimizi tek kullanımlık aldık, havlularımızı tek kullanımlık aldık, önlüklerimizi tekrar öyle şey yaptık. Kolonyalarımız, şeylerimiz, dezenfekte, cihazlarımız, makinemiz, makaslarımız hepsi cihazların içerisinde. Hepsi dezenfekte oluyor. İzin gününü tıraş yaparak geçiren Afacan, kendisi için tek yapacağı şey ise evine gidene kadar yürümek. İşim bittikten sonra bir hava alırım, öyle gezerim, ondan sonra evime giderim.